Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Azizlar, kanalimizning manbasi ilmnuri.net web sahifasi. Abdulloh domlaning barcha yangi darsliklari birinchi bo'lib ilmnuri web sahifasining YouTube tarmog'idagi rasmiy kanalda chiqadi. So'ngra bizda. Ilmnuri kanaliga obuna bo'lishlik uchun video ostidagi linkga bosing. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la akibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yana bir marta rozilik haqida suhbat qilamiz. Alloh taolaning taqsimiga rozi bo'l, eng boy odam bo'lasan. Banda Rabbisi unga nimani taqsim qilgan bo'lsa, shunga rozi bo'lishigi shart. Lozim, vojib. Demek ki inson Alloh taqdir qilgan narsaga norozi bo'lar ekan, u Allohning buyrug'ini bajarmayapti. Alloh taolo aytadi: "Fahuz ma ataytuka va kun minash shakirin." Men sizga ato etgan narsani oling va shukr qiluvchilardan bo'ling. Nimani taqsim qilgan bo'lsam, qaysi yurtda yashashing, qancha davlating bo'lishi, bo'ying, ranging, senga nimani taqsim qilgan bo'lsam, buni olda, rozi bo'l deb Alloh taolo buyuryapti. Demak, inson norozi bo'lishiga bilan o'zi gunohkor bo'ladi. Endi gunohni qilib turib, inson qanday bir saodatli yashashligi mumkin? Alloh taolo aytadi: "Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dunka." Qarang, Alloh taolo bizga nima buyruqni buyurgan bo'lsa, shuni qilishligimiz siz bilan bizga shart, farz. Qilmasak gunohkor olamiz. Alloh qil degan ishni rozi bo'lishi bilan albatta jazosi bor dunyoda o'zida. Alloh aytadi: "Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas u uchun tanglik, baxtsiz hayoti bor." Meni esla, meni ko'rsatmam bilan yasha, aks holda baxtsiz bo'lasan, deyapti. Allohning buyruqlariga isyon qilib banda Allohning buyrug'ini bajarmasa, Allohdan albatta jazo bo'ladi. Zakot ber dedi Alloh taolo. Zakot bersang, moling poklanadi, rivoj topib uni bo'sadi, hamda Allohning himoyasida bo'ladi. Aks holda shu narsa bo'lmaydi. Boshqa oyatda Alloh taolo: "Fazkuruni azkurukum washkuruli va la takfurun." Meni zikr qilinglar dedi. Menga shukr keltiringlar dedi. Agar zikr qilmasa, shukr keltirmasa, bu insonning qalbi o'ladi. Mana bir qancha oyatlarni ko'rdik. Alloh buyrug'iga xilof ish qilsak, Alloh buyurganini teskarini qilsak, albatta jazo bor. Endi Alloh taolo rozi bo'l dedi. Agar rozi bo'lmasak nima bo'ladi? Salaf solihinlarning hayotiga bir murojaat qiladigan bo'lsak, albatta musulmon odamga ibrat namuna qilib ana shu kishilar ko'rsatilinadi, birodarlar. Bu hozirgi zamondagi chiqqan odam ibrat bo'la olmaydi siz bilan bizga. Ularda go'zal imoratlari bo'lmagan, hashamatdor, qimmatbaho kiyimlari bo'lmagan, qul xizmatkorlari, katta boyliklar bo'lmagan. Lekin shunga qaramasdan ular hayotda chiroyli iz qoldirishdi. Nima uchun? Chunki ular Alloh bergan narsaga taqsimga rozi edi. Ularga Alloh bergan ozgina ne'matni Alloh rozi bo'ladigan yo'lga burishdi. Alloh rozi bo'ladigan yo'lga yo'naltirishdi, hayotda qaytarib aytamiz chiroyli iz qoldirishdi. Alloh taolo ularga berilgan ne'matga rozi bo'lganligi uchun, qanoat qilganligi uchun ularni hayotiga, umriga, qilgan ishlariga barakot berdi. Mana qaraylik-da, shu barakot xususida. Ulgumayapmiz hech narsaga. Pulimiz ham yetmayapti, vaqtimiz ham yetmayapti, umuman hech narsaga yetmayapti. Nimaga desa, biz norozi bo'lib qolmayapmizmi-kin Alloh bizga taqsim qilgan narsadan? Bari musibat shunda, inson Alloh taqsimiga norozi bo'lar ekan, farqi yo'q, u faqir. Farqi yo'q, dunyosi chaqasi qancha, u faqir. 100 ming yo'q edi, 100 ming bo'ldi, endi 200 ming kerak. 1 million bo'ldi, 5 million kerak. Inson rozi bo'lsa, o'sha kundan boy bo'laveradi. Biz ham ehtimol roziman Allohni bergan kuniga deyotgandirmiz. Lekin mana shu gapimiz siz bilan bizni hayotimizni saodatli qilyaptimi?
Ehtimol tilimiz bilan aytib qo'yapmiz, ichimizda boshqa narsa turgandir. Biz roziman degan gapimiz rostligini tekshirmoqchi bo'lsak o'zimiz, hayotda nima ish qilyapmiz, shunga qaraylik. Kimlarga o'xshashga harakat qilyapmiz, kimlarga iqtido qilyapmiz, shunga e'tibor beraylik. Kimlardan o'rganyapmiz yashashda? G'arblik bir kishi aytgandek, o'sha g'arb ahlini. Ularning hayoti deydi g'arblilarda. O'zlariga kereksiz bo'lgan narsalarni ortidan quvishga aylanib qoldi hayotining mazmuni. Bugun mononasan reklama qilsa shunga yetish kerak. Biroq pul to'playdi, shuni oladi. Mononasani chiroyli dedi, hamma olyapti desa, maqsadi o'zi asli kerak emas edi unga bu narsa. Ularning hayotining mazmuni o'zlariga kereksiz bo'lgan narsalarda quvishlikdan iborat bo'lib qoldi. Bu solih kishilarning muqobilida yana bir toifa insonlar yashadi. O'shalar zamonida ular. Ularda hashamatli binolari ham bo'ldi, moli davlatlari ham bo'ldi, ko'p xizmatkorlari bo'ldi, ne'mat inomlar ziyoda bo'ldi. Lekin ularni bu ne'matlari ko'p bo'lishligi ularni baxtli bo'lishiga emas, aksincha baxtsiz yashashiga sabab bo'ldi. Narigilar faqir, rozi, saodatli yashadi. Bular hamma yo'g'i bor, norozi, bular baxtsiz yashadi. Çünkü bunu adamlar Allah bergen bu nimetlerini Allah'ın imtihanı, sınavı da paramadı. Belki bana şu belirgen narsanı maksat kıvalıştı ular. Ular doğru yoldan fitretten çekeye çıkıp geçişti. Bana şu iki taifanı hayat yakalaptırı kulaksa kısa buladı ki demek bir bandanı dünyada saadetli hayat geçirişliği. Malı dünya balacaka mansap amal bağlamasakken. İnsonni o'zi qalbi Alloh bergan kunga rozi rozimasligiga bog'liq ekan. Rozi bo'ling, boy bo'lasiz. Rozi bo'ling, saodatli hayot kechirasiz. Rozi bo'ling, agar mashinangiz kichkinaroq bo'lsa, avvalasab turgan odam bor. Avvalasab turgan bo'lsangiz, qarang, piyoda yurgan odam bor. Piyoda yurgan bo'lsangiz, qarang, arabada yurgan odam bor. Arabada yurgan bo'lsangiz, yotgan odam bor, birodarlar. Shuning uchun Alloh siz bilan bizga taqsim qilgan narsaga rozi bo'lishlikka o'rgansak, odatlansak, biz eng saodatli odamlarmiz. Saodat qayerda bo'ladi o'zi? Baxt qayerda bo'ladi? Tashqarida bo'ladimi? Matohda bo'ladimi? Uyni kattaligi, hashamatdorligida bo'ladimi? Sayyorani bir hashamatligida bo'ladimi? Baxt akalar qalbda bo'ladi. Inson o'zini baxtli qilish qilmasligi o'zini ixtiyorida. Boya aytgandek, norozi bo'lsa hech qachon saodatli bo'lmaydi. Inson rozi bo'lsa Haynakin har bitta odam hayoti saodatli bo'lishligi uchun atrofidagilarga unga bo'lgan muomalasi yaxshi bo'lish kerak. Hamma hurmat qilish kerak. Hamma uni holidan xabar olish kerak. Bir nima deydi? Muomala zo'r bo'lish kerak. Musibat nimada? Hammamiz diqqat qilinglar, hammamiz tashqaridagilar avval tuzalsin, keyin men ularga yaxshi muomala qilaman. Tashqari tuzalsa, keyin men tuzalaman deymiz. O'zi teskari aslida. Ular maqib qo'yibdi menga. Men ularni havolagan. Ha, stroka qildim, bir marta kelib qo'ygani yo'q. Ha, men sada yotdim, bir marta havola qo'ygani yo'q. Menga nima qilib qo'yib, men boraman ekan men orqasidan. Avval menga yaxshilik qilsin, keyin yaxshilik qilaman. Meni holimdan xabar olsin, men xabar olaman. Meni kechirsin, keyin men ham kechiraman. Tushunarlimi? Tashqari tuzalsa, ine meni ishim tuzaladi deb kutamiz. Bu noto'g'ri. Alloh taolo aytadi, astagfirullah billah. Inna Alloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. İnsanlar, kavimler, ma bi qaumin, ana shu qavmni ichidagi narsani, ya'ni insonlar o'zini ichidagi narsasini, qalbini tuzatmagunicha atrofni Alloh tuzatmaydi deydi. Siz kechirib qo'ying, siz borib qo'ying, siz xavaro qo'ying, siz avq qo'ying, nariga odamanchi tuzar, u yo'q 30 daqiqa kutib turibdi-da, u menga yaxshilik qilsa, keyin yaxshilik qilaman deydi. Birinchi qadamda o'zi bosaylik. Banda Allohning taqsimiga rozi bo'lsin, eng boy banda bo'ladi. Endi misolga o'tadigan bo'lsak, rozi bo'lish bo'lmaslikka. Onamizning qornida 121 kunga to'lgan kunimiz, rizqimiz taqdir qilingan. Endi ko'yincha shu rizqni lampochka deydi. Kimgadir peshanasiga 75 wattlik lampochka deb yozgan. Kimgadir 200lik deb yozgan. Kimgadir 500lik, kimgadir 1000lik. Lekin hiç kim lampochkasi nechiligini bilmaydi.
Ben de karasa o evde bir adamda lampçıkası barat yanı yaptı, minli yeken. Bu lampçıkası her gün rızıkı yiyor var, bu sayede lampçıkasını. Işıkıken ticaret tıkıp görüldü, sahip görüldü, barat yanı yaptı. Bu bilme yaptı 75 lirik yine. Nerede bir tanesi 500 lirik lampçıkarına yanı yaratırsa, o barı okuyken ticaret tıkıp görüldü, onun için razet kese tıkıp görüldü. Yine bunu yaptı, birader 75 seneydi. Çünkü Allah yazgen bunu, bu özgür miydi bu? Çünkü biz netçi lampıçka yazgenliğini bilmiyemiz biz. Peşenemizgen ama yazgenliğini bilmiyemiz. Lekin barakatli boşluk için sebep bolat geçti kılıramız. Lekin razı bulamız durgen halimizgen. Yani razı bulasın mı, bombisi mi bari bari. Takdir kılıngen bunarsa. Yani siz fakat arz etkeni tolayakeniz de lampıçka yazın, bilgisini alın. Şimdi bir bilgini tolayın ki, napırcayla bala tırap olsun. Şu 75 maksimum versin yorudu. Napırcayla pas basa lampıçka kızartıp durur orada. Endi o şu napırcayla ne mi? O şu barakat. Kayser Hazreti Ketir siz tınırı oyunu yaptı. O barakat ne miydi? İbadet sizge toskunluğu yıkılmasıyla. Ticaretli kanakasını kılış, halalını kılış. Şimdi bir ticaretle şükürden şey gerek ki ibadetten tosmasın. Dininizi amallarını bacarışından toskunluğu yıkılmasın. Haramge büyürmesin. Yine yaranızı bunu 75 gen. Eğer kaçandır min bunun için takdir kıyan olsa, bular. Yine bu kimi ihtiyarı da genelseydi bunarsa? Ne mağdur yablaş yapız? Kanaka razılık. Allah'ın taksimine razı buluşluk. Seninki elbette min buluşluk şartmaz. Min bugün adamın Allah-u Teala kıyamet günü min gereşe soruyordu. Senge 75'li verirdi mi? Demek senge şu nasıl yakışırken. Çünkü sen kötü olmasın diye mümkün olmayıydı. Bende özüge ne fayda ne zararlı gibi bilmiydi. Rabbisi bilmedi. Rabbisini Müslüman bende gibi verirken taksimi Müslüman özüge özü kılıyorken taksimden göre yakışırak. Çünkü razı bulur, sağdır. Kimidir lampışkası uyup koyan keler. Kimdir köçüge çıkamaydı onu. Kimdir gözü görmeydi. Kimdir ayağı işlemeydi. Kimdir kımırlamaydı. Umumun lampışkası kuyup koyan. Onu ne kıladı? İnsan özüden kuyup adamla yakalaydı yanbosa elbette hayatından sağda değil bu. Lakin tez geldi. Biz fakat teve yakarayız. Teve yakarayız. Çünkü insan sağda yaşayışı taklısı özünü turmuş şeraitiga, ailesiga, daromadiga, şakiliga razı olsun. Hali plastiski kirurgiye de yenisi çıkıp koyan. Şu plastiski kirurglardan bir tane saat yaptı ki plastiski kirurgda stoluğa yatken adam diye yaptı. Hüttü tağdan yumurat var iken dedi, kar yok şeydi dedi. Bugün burnunu tüzeltti. Çünkü burnunun figurası razılmasıydı, burnunu tekizletti. İttas gömme diye kareti de şu kaşını tayacitçe bir yahu var, onu aldırdı. Kullas, şunu da işeken ki bu, şu şekilde narazı bulup özünü özgürtürekenler. Bir başlama gündekken tohtat olmasakken özünü. Ve ahirge var gündek özünü kimliğine misten çıkarıp koyuşadı. Şunun için razı buluyoruz. Kılıyken mehnetimizde. Madem ki kanımız da yaptı mı? Tinçimiz mi? Sağımız mı? Beymala yatıp duruyor yapız mı? Razı buluyoruz. Burada da keşke onu çıkıp durup verizeli alacağım diye kulasalıyorlar da. Cimlik. Ha? Verizeli alacağım diye çıkıp durayım da hatırcam yatıyor siz. Etten tutsuz non işleriz gibi bir çilem non var. Canınız aman. Balayız mehtek geçse hatırcam oturup siz katip gelişe anık. Hiç neseden havatırız yok. Razı buluyoruz. Razı buluyoruz. Biz saadette miyiz buradalar? Küfran nimet koymayalım. Özünü zamanasını büyük alma bakan Ata İbn-i Abir'e bak. Cingeli çeç. Kara, bunu küçük, azat kılınken kul bakan. Lekin bu nasıl? O kişinin tabiyyilerinin seyyidi buluşuydan tosmadı. Dünyası yok idi. Razıydı. Bari mi Allah diyorlar da sarp kuludu. Allah o kişinin aziz kıldı. Ahnaf İbn-i Kays. Barcha Arablarının halim kişisiydi. Cism ağrıq, beli ve ayağı bükülgen kıyışık, zayıf kavmetli kişiydi. Lekin o kişilerin pulu bulmagan, şekli de kuvveti bulmagan, lekin razı bulgen hayatıdan. Amaş, muhaddis olum, közü hıra bulgen, yırtı tonki yürgen, azat kılıngan kul bulgen. Fakat onu hayat geçirgen. Halim. Onlar nimesi bilen saadetli yaşadı. Allah bergen taksimge onlar razıydı. Bizem razımız mı? İnsanın kıymeti ne mi bulan belgelenirdi? Adamlar dünyayım köp olsa, mansabım kattı olsa adamlar beni hürmet kılardı dedi. Şunun arkasından kul bulu ölüp getirdi.
Ana şu dünyası mansabı koldan alıp koyduğunda şu hürmet getip olalım. Çünkü seni dünya için hürmet kılıyordu adamlar, mansab için hürmet kılıyordu. Bana kedi oldu, şimdi seni hiç kim tokatma yaptı. Bana şu senin pulin kedi oldu, pulinle hayıkayken de seni de üstünde cürat kılıyordu. Şimdi insanını nasıl bilen kadırlanadı? Takvası bilen, ilmi bilen, zihni bilen, salih amalı bilen, hem de halkıya keltirgen faydası bilen. Madem bir payetler, ben de işler kıyken dedi de, kendim esnaf yürüyüşedim. İnsan kaçarlık Rabbisinin taksimliğe razı olsa, şünçelik kalbi salamat buladı. Kalp, hasad, yine küdurattan avandı buladı. Razı mı? Nereye adam barat üstası hap olup gitmeydi? Nereye yaman körgen adamı bir nesas kötü alıp gitken olsa hap olup gitmeydi? Allah rızkı yazıp dedip koyardı. Kim Allah'ını Rabb'di, İslam'ını dindi, Muhammed Aleyhisselam'ını peygamberde razı boyan olsa, o adam hakikaten imanını nimeligen tatıp görüptü. Kimde kalbi razı olsa, Allah bu kişinin kalbini baylıkke, kanaatke tolduradı, hatırcamike tolduradı. Kimde kalbi razılıkken halı boladıyan olsa, yukarıdaki nesillerden tezkerisi yerlenip oladı. Allah da olası bilen bizi hamamızı, özü kıyan taksimlige, razı ibendelerden kıyan olsa. Buralarlar, ana şu takdir kılıngenlerse ki razı buluştuk, ya ki razı bulmasıdık. Siz bilen bizi saadetli hayat keçirişmiş, ya ki keçirmesliğimizi bilgiliydi. Allah da Allah özü razı buluyen bendelerden kıyam olsun. Akulu kavliye, hada ve astagfirullah aleyhi ve lakum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.